iyi yaşamadım çocukluğumu. Başımdan sıkıntılar geçti. Yurt vesaire, ceza gibi. Yeni yeni kendimi toparlıyorum. 16 yaşındayım. Artık hayatımı düzeltmek istiyorum. Doğduğum yer İstanbul, büyüdüğüm yer de İstanbul. Annemin aklı dengesi yerinde değil. Kendisi kayıp. 2-3 senedir görüşmüyorum. Nerede olduğunu da bilmiyorum hocam. Babam da zaten yaklaşık 5-6 senedir cezaevinde. Yani babam zaten alkol içiyordu. Sürekli bağırıp çağırıyordu. Şiddet, gürültü vesaire. Evde durmak istemiyordum. Sürekli sokakta durmak istiyordum. İnternet kafe, PlayStation vesaire öyle yerlerde. Arkadaşlarımla beraber olmak istiyordum. Çünkü evde mutsuz oluyordum, huzurum olmuyordu. 6. sınıfa kadar gittim. Ondan sonra okula gitmedim belirli bir sebeplerden dolayı. Yani mecburen gidemedim. Ondan sonra işte suç işleyip cezaevine düştüm. Orada açıktan okudum. Okulu bırakma sebebim bulunduğum semtte arkadaşlarıma özenmem oldu. Kendime baktım, diğer çocuklara falan baktım. Mesela onun telefonu var, bende yoktu hocam. Özendim hocam, o şekilde oldu yani. Hırsızlık yapmaya karar vermiştik. O şekilde hırsızlık yaptık. Alışveriş merkezinden üst baş vesaire, market hırsızlığı gibi yiyecek, çikolata, dondurma gibi böyle şeylerle başladım. Ondan sonra yakalandığım oldu hocam. İşte şikayetçi oldular. O şekilde hocam cezaevine girdim. Çocuklarla yapılan bütün araştırmalarda yoksulluğun suça sürüklenme riski anlamında çok belirleyici olduğunu gösteriyor. Çocuğu bir kere suça sürükleyen nedenleri tespit etmek lazım. Aile çok önemli bir faktör. Yine çocukluk çağı travmaları içerideki çocuklar bakımından çok yoğun. Yani ihmal, istismar, şiddet. Böyle geçmişleri var çocukların. Yine göç, madde bağımlılığı, ailede suç işlemiş bir bireyin olması. Bunların hepsi çocukların suçla ilişki kurmasına neden olabiliyor. 13-14 yaşındayken sürekli bırakıldım. Yaşım 14'ü bastım hocam. Yani birkaç ay geçti. Ondan sonra üzerime hüküm geldi. Yaklaşık 2 sene, 3 ay falan cezaevinde kaldım hocam. İşte daha yeni çıktım. Hiç de iyi bir ortam değil hocam. Çünkü yani sonuç olarak özgür değilsin. 14 yaşındaki bir çocuğun orada olması doğru bir şey değil yani. Yani 14 yaşındaki bir çocuğun yeri annesi ve babasıdır. Ben 14 yaşındaydım. En küçüğü bendim zaten ilk gittiğimde. İslami'nde hocam bizim sınırımız vardı. 160 kişi olarak geçiyordu. Ama 240-250 kişi de 250-260 kişi de olmuştuk yani. Hani tekli odalarda kalıyorduk normalde. Üçlemek zorunda kaldılar koğuşları. 18 yaşından büyükler normalde duramaz. Ama 18 yaşından büyükler vardı 22 yaşında ama 17 yaşında kimlikte. Ranza var, yatak var hocam. Kitaplık var, ufak bir kitaplık var. Masa var, sandalye var. Lavabo var bir de içeride hocam. Çok canın sıkılıyor. Sürekli baskı altındasın. Hem çocuklardan hem gardiyanlardan tarafından. Yani çok hani nasıl desem kurallı hocam. Hem mahkumlar tarafından kuralı var hem de gardiyanlar tarafından kuralı var. Onlara uymak zorundasın. Uymazsan rahat edemiyorsun yani. Mecburen. Hani gardiyanlar bazen haksızlık oluyor. Bazı şeyler adil olmuyor. Ailesinde falan telefonla görüşmesine izin veriliyor. Bizim verilmiyordu. Böyle haksızlıklar oluyordu hocam. Yani ayrım gibi oluyordu. Özgürlüğünden yoksun bırakılmış 3000'e yakın çocuk olduğunu biliyoruz. Bu kurumlar çocukların psikolojisi anlamında zorlayıcı kurumlar. Aynı zamanda gelişimlerini de oldukça olumsuz anlamda etkiliyorlar. Çünkü temel insani haklarına erişimleri oldukça sınırlı bu kurumlarda. Eğitim evleri dediğimiz yerlerden sadece hükümlü çocuklar faydalanabiliyor. Islah evi diye kullandığımız kavram aslında kanunen eğitim evi olarak geçiyor. Ama pek çok çocuk bu imkandan ne yazık ki faydalanamıyor. Ağırlıklı olarak çocuklar çocuk kapalı ceza infaz kurumunda ve yetişkinlere özgü infaz kurumlarında kalıyorlar. Burada ise bambaşka bir düzen var, tamamen güvenlik odaklı. Kitap okuyordum hocam, felsefe kitabı okuyordum, hikaye kitabı okuyordum, roman kitabı okuyordum. Zülfü Livaneli, Serenat, o kitabı okumuştum. Yani Zülfü Livaneli'nin bir sürü kitabını okudum, açıktan da okuyordum, hem de çalışıyordum içerideyken. Kendi adımın soy ismimi biliyorum da kimliğim yok yani, kimlikle gidip çıkartamıyorum. 18 yaşından küçük olduğum için annem babamla gel diyorlar, ben de bulamadığım için çıkartamıyorum. Bir abim var, o küçüklüğümden de beri sevdiğim bir abim. Abimle beraber geçinip gidiyoruz.
çok paralellik görüyorum. Yani çünkü ben de küçükken aynı şeyleri yaşadım. Şu anda onun evi yok. Yani kalacak yeri yok. Ben de o yüzden sokakta kalmaması için yanımda tutuyorum onu. Hani kendisine elimden geldiği kadarıyla çok büyük yardım olmasa da rehberlik etmeye çalışıyorum yani suça bulaşmaması konusunda. Aynı yerden yani aynı mahallede, aynı ortamda büyüdüğümüzden dolayı aynı mahalleden. Oradan arkadaş çevresinden tanıyorum. Bizim büyüdüğümüz mahalle örneğin mahalledeki kişilerin %80'i 70'i suçlu diyebilirim. Maddi durum olmadığından dolayı da çalışmadıklarından dolayı da suç yapmak zorunda kalıyorlar. Anne, baba, çocuk, küçük çocuk büyüyünce o da suç işliyor. Bu şekilde bir cezaevi sirkülasyonu, cezaevine girip çıkma. Bu şekilde bir sirkülasyon oluyor yani. Devlet memurluğu İstanbul Üniversitesi'nde kazandıktan sonra eski cezam geldi. Hapse girmek zorunda kaldım. Memur olamadım bu sebepten dolayı. Aslında kazanmıştım, kadrom atanmam yapılmıştı. Düzgün bir işe girip mesela bulunduğum mahalleden de çıkmak istiyorum. Çünkü orada kaldığımız sürece suça bulaşacağız yine. Bu bir kaçınılmaz son yani daha önce olduğu gibi. Genelde hapishaneye tekrar girme oranı çocuklarda çok yüksek. 10 çocuğun 7'sinin tekrar içeriye girdiğini bize gösteriyor yaptığımız çalışmalar. İçerisi çocuklar için bir suç okuluna dönüşebiliyor. Hapishaneye girmek çocuklar için bir yandan da çok damgalayıcı bir süreç. Çocuk adli sisteme girdiğinde tüm özneler bu çocuğun neye ihtiyacı var? Buna bakmalı ve bu çocuğun ihtiyaç duyduğu desteği ona sağlamalı. Bu bizim de tarafı olduğumuz Birleşmiş Milletler Çocuk Hakları Sözleşmesi'nin aslında temel bir ilkesi. Tahliye sonrasında bir politika yok. Yani çocuk cezaevinden çıktı, hapishaneden çıktığı günün ertesinde. Onun için kurgulanmış bir politika yok ne yazık ki. Rap map öyle şeyler dinliyorum hocam. Yani iyi geliyor. Mesleğim olmasını da tabii ki isterim mümkün olduğu sürece ama nasıl olacak bilemiyorum hocam. Hani ben çaba göstereyim, yaparım yani hocam. Ama imkanım olmadığı için yapamıyorum. İmkanım olsa okula gitmek isterim hocam. Mümkün değilmiş gibi geliyor ama imkansız diye bir şey yok hocam yani. İstesen olur.